Kablosuz şarj teknolojileri artık bize çok da yabancı değil. Hatırlıyorum bir aralar diş fırçası, elektrikli diş fırçasını yerine koyuyordunuz, yerinde şarj oluyordu. Yine telefonlar kablosuz şarj yapılmaya başladı. Akıllı saatler kablosuz şarj yapılmaya başladı. Kulaklığımız kablosuz şarj yapılmaya başladı. Hayatımıza bu şekilde kablosuz şarj teknolojisi girdi. Aslında da Tesla'dan beri üzerinde çalışılan bir konu. Her ne kadar biz bu şekilde işte telefondu, saatti, kulaklıktı şeklinde hayatımıza girmiş olsa, görmüş olsak da aslında endüstriyel olarak da kablosuz şarj teknolojileri üzerinde çalışılıyor. Mesela aracınıza, elektrikli aracınızı otoparka koyacaksınız. Herhangi bir konnektör takmadan aracınızın pili şarj olacak. Ya da yolda gidiyorsunuz, piliniz zayıfladı. Belli bir şeride geçeceksiniz. O şeritte gittiğiniz sürece aracınız şarj olacak. Yine benzer şekilde mobil taşıma robotları var. Kendiliğinden taşıma işi yapıyor. Fabrika içerisinde işte bir yükü bir yerden bir yere götürüyor. Hatta götürmeyle yetmiyor. Rafına varana kadar yerleştiriyor. Mesela bunların da kablosuz şarj teknolojisiyle hem giderken şarj olmaları, İşte hem de kablosuz bir şekilde sabit bir alanda elektrikli araçlarda olduğu gibi şarj olmaları konusunda birçok proje var. Bugün bir merak videosu çekiyorum. Aslında kablosuz şarj teknolojisinin kabataslak ne olduğunu biliyorum. Ama yapıyı biraz daha merak ettim. İçinde ne var, nasıl oluyor diye. Bununla ilgili işte merakımı gidermek için bazı denemeler yapacağım. Bu denemeleri de videoya alıyorum. Benim gibi kablosuz şarj teknolojisinde işte içlerinde ne varmış, nasıl çalışıyormuş diye merak eden arkadaşlar varsa belki bu video onlar için yararlı olur. En temelde başlayalım. Kablosuz şarj teknolojisi ne? Aslında kablosuz şarj teknolojisinin çalışma mantığı trafo gibi. Trafoda neydi? Primer ve sekonder sargılarımız vardı. Primerden vermiş olduğumuz gerilim manyetik alan oluşturuyordu. Akım geçiyordu, manyetik alan oluşuyordu. Nüveden bu manyetik alan sekonder sargılarını kesiyordu. Demir nüveden ve sekonder sargılarında bir gerilim indikleniyordu. Kablosuz şarj teknolojisinde aradaki demir nüveyi kaldırın, işte ise kablosuz şarj teknolojisi oluyor. Bunlarda bir tane primer kısmı var, yani şarj eden kısmı var. Bir de sekonder şarj alan kısmı var. Ama bu tetiklenmesi, çalışması, çalışma frekansı bizim alternatif akım trafolarında olduğu gibi değil. Daha yüksek frekanslarda çalışıyor bunlar. Daha yüksek frekanslarda çalışma nedenlerden ne? Birkaç videoda bahsetmiştim. E eşittir, indiklenen gerilim E eşittir, dφ bölü dt. Yani manyetik alanın değişim hızı. Burada bir türev işlemi var, değişim hızı. Manyetik alanınız ne kadar hızlı değişiyorsa karşı tarafta indiklediğiniz gerilim ya da o bobindeki zıt EMK değeri o kadar yüksek oluyor. Şimdi bazı denemeler yapacağım. Normalde analog osiloskopla yapacaktım ama onda zamanları yakalayamıyorum. Yüksek frekanslar var. Buradaki oluşan manyetik alanı hal elemanı ile görmek istedim. İki tane hal elemanı ile ilgili denemeler yaptım. Hatta onların osiloskop görüntüleri de short videosu olarak kanala attım. İstediğim gibi manyetik alan değişimini göremedim. Yine döndük bildik yönteme. Bu ne? Harddisklerin içerisindeki kafa bobini. Uçlarını dışarı çıkarttım. Osiloskopa bağladım. Ve osiloskoptan bu kablosuz şarj cihazlarının vermiş olduğu frekans ya da oluşturmuş olduğu manyetik alanı ölçmeye çalışacağız. Şimdi bu eski tip bir kablosuz şarj cihazı. Bunlar da karşı taraftaki alıcıları. Vallahi zamanında bunları sırf merak ettim, bir gün işime yarar diye meraktan almıştım. O zamanlar çok para değildi ama doların yükselişi, Çin'den gelen ürünlere konan gümrük falan derken şimdi bu ürünleri alamam yani. Attığım taş, ürküttüğüm kurbağaya değmez derim. Şimdi bu şarj ünitesinde, kablosuz şarj ünitesinde şu kırmızı aktif olduğunu gösteriyor buna. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle üstüne telefonu koyduğunuzda denk getirip bu eski nesil olduğu için bakın maviye döndü. Mavinin anlamı şu. Şöyle maviye yine getirmeye çalışayım. Mavi yanda. Mavinin anlamı da şu anda ben şarj ediyorum. Şarj etmesi anında ya da işte karşılığının boş olması durumunda iki farklı burada manyetik alan oluşacak. Şimdi bobinimi koydum. Bu bobin ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor bu bobin. Hal elemanı ile bu manyetik alanı göremedim. İki farklı hal elemanı denedim ama istediğim görüntüleri alamadım. Bu aşağıdaki primer kısmı diyelim.
şarj eden ünitenin oluşturduğu manyetik alanlar buradaki bobinde bir gerilim indikliyor. İndiklenen gerilimin şeklini ben osiloskopta görmeye çalışıyorum. Şimdi şöyle bir düzenleyeyim. Kamerayı da zoom yapayım. Ki osiloskopu biraz daha net görebilelim. Şu, bunun gerilimini ayarlayayım. Bakın dikkat edecek olursanız bir frekans gerilim indikleniyor, alıyor. Vallahi bir dursa söyleyeceğim ama 166-167 kHz'lerde falan diyor. Buradaki osiloskopun yaptığı ölçüm. Şu zamanı biraz küçülttüğümde bunu daha net anlayacaksınız. Bakın bir aşağıda manyetik alan oluşturuyor duruyor. Manyetik alan oluşturuyor duruyor. Dikkat ettiyseniz. Şimdi üstüne telefonu koyacağım. Şu anda kırmızıda şarj ediyor ama yani enerji var ama şarj ediyorum demiyor. Telefonla bunu bir kandırmaya çalışacağım. Şöyle alayım. Maviye döndürmeye çalışacağım. Şu anda maviye döndü. Şuradan da bobinimi koyayım. Tabii indiklenen gerilim değişti. Onu tekrar şuradan ayarlayayım. Maviden kaçtık. Bir daha ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi osiloskop dikkat edecek olursanız hadi be. Osiloskop demin dikkat edecek olursanız şu anda hatta gerilimi de küçültelim. Maviden yakalıyoruz, kaçırıyoruz. Bakın şu anda devamlı verip kesmiyor. Dikkat edecek olursanız devamlı manyetik alan oluşuyor. Ve gerilimi de büyüttüğüm için oluşan bu manyetik alan bir öncekinden biraz daha büyük. Maviyi yakalayabilirsem. Maviyi yakaladık. Ya arkadaş. Dikkat edecek olursanız devamlı şu anda manyetik alan oluşturuyor. Verip kesmiyordu demin. Şimdi maviden kırmızıya döndüğü için verip kesiyor. Burada gözlemlediğim şu. Maviye döndü tekrar. Bakın. Devamlı veriyor. Demin neydi? Verip kesiyordu. Kırmızıya döndük. Verip kesiyor. Benim anladığım şu buradan. Şimdi bu boştayken devamlı bir manyetik alan oluşturmuyor. Üzerine bir alıcı konduğu zaman manyetik alan oluşturuyor. Üzerinde alıcı olup olmadığını nasıl anlıyor? Ara bobine, içerisindeki bobine işte manyetik alan oluşturuyor. Gerilim parçaları vererek manyetik alan oluşturuyor. Ve gerilim parçalarının genliğine bakıyor. Siz bunun karşısına eğer bir yük koyacak olursanız, bir alıcı koyacak olursanız, tabii trafo mantığında olduğu gibi bu akım çektiği için İçerisindeki bunun primer bobini de akım çekecek. Akım çektiği zaman karşısında yük olduğunu anlayacak. Ve yük olduğunu anladığında da işte normal çalışmasına geçecek ve devamlı burada az önce görmeye çalıştığımız devamlı kesmeden palsi üretecek. Karşı taraftaki alıcı doldu. Alıcı dolduktan sonra işte bunun çekmiş olduğu akım sıfırlandı ya da çok küçük bir değere geldi. Diyecek ki artık karşımda yine yük yok. Devamlı manyetik alan yaymama gerek yok. Devamlı bobini tetiklememe gerek yok. Yine ara ara paslar vererek karşıma bir alıcı geldi mi gelmedi mi diye işte bakacak. Bu şu işe yarayacak. Eğer bu devamlı tam yükte karşı tarafa enerji verecek şekilde manyetik alan yayacak olursa bu bir enerji
şey yapacaktır, sarfiyat oluşturacaktır. Bir de yani karşıda alıcı yokken boş yere tam yükte karşı tarafa enerji verecekmiş şekilde mantıkan oluşacak. O nedenle beni buradan anladığım ara ara parseller veriyor. Eğer karşı tarafta bir yük varsa bu yük ne akım çektiği için bu bobinde de akım çekecek. Akım çektiği için karşı tarafında yük var diyecek ve tam şarja o zaman geçecek. Bakalım bu saç parçasını yük olarak algılayacak mı? Fuku akımları oluşacak mı? Algılamalı. Peki benim bobinin uçlarına direnç bağlayıp bir sarfiyat yaptırsam acaba karşımda alıcı varmış der mi? Bir deneyeyim. Yine aynı şekilde bunu alıcı olarak görmedi. Pars verip kesiyor. Osteskoptan inşallah görebiliyorsunuz. Burada zaten mavi yanmadı. Yani bobinim akım çektirdiğimde bunu yük olarak algılamadı. Eddy Fuku akımları oluşturabilir miyim? Karşısına demir gelsin. Maviye dönmedi. Yine bunu da yük olarak algılamıyor. Muhtemelen şöyle bir şey de olabilir. Karşı tarafına telefon geldiğinde telefon yine RFID teknolojisi, yine buna benzer bir teknolojiyle buna tam yükte şarj et sinyali de veriyor olabilir. Emin değilim. Biraz sonra içini açtığımızda göreceğiz. Peki bunun karşısında ne var? Bu şekilde antenler var. Dediğim gibi zamanında Çin'den almıştım merak edip. Bunu yük olarak algılayacak mı? Maviye döndü. Şu anda yük olarak algıladı ama emin değilim. İki şekilde de olabilir. Ya karşı taraf akım çekmeye başlayınca, yani buradaki şarj olan cihaz akım çekmeye başlayınca içerideki osilasyonu bozuyor. Yani içerisi de akım çekiyor. Akım çektiği için tam şarja geçiyor. Ya da karşısındaki cihazda RFID teknolojisine benzer bir şey var. Ya da ona benzer bir şey. Bakın telefonda maviye dönüyor. O şekilde tam şarja geç komutu veriyor. İçini açmadan önce merak ettiğim bir şey daha yapacağım. Şimdi ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama mantıkan oluşturuyor pulsler şeklinde. Daha doğrusu puls grupları şeklinde. Mesafe uzadığında bu gerilim genliğinin düşmesi lazım. Evet, mesafe uzadığında, aradaki mesafe uzadığında dikkat edecek olursanız tabii mantıkan zayıfladığı için gerilimin genliği düşüyor. Bir de araya metal parça atayım. Bende ne olur? Bende mama konserve şeyi olur. Kapağı olur, metal. Ne olacak başka? Evet, dikkat edecek olursanız da aradaki bu metal manyetik alanı perdeledi. Çünkü ne oldu? Oluşan manyetik alan bunun üzerinde bir akım oluşturdu ve bu metal kapak üzerinde, şu anda metal parça üzerinde eddy akımları dolaşıyor. Fuku akımları dolaşıyor. Çektik. Evet. Bir an sanki burada yüke giriyor gibi oluyor. İlk algıladığında. Şimdi içini açalım. Muhtemelen yapıştırma yapmışlardır. Tırnaklı olacağını zannetmiyorum ama. Bakalım. Oo, tırnaklı yapmışlar, iyi. Evet, az önce dediğim şey. Burada bir tane işte kontrol kartı var ve yüksek frekansı oluşturan kart var burada. Bu elemanlar ne işe yarıyor açıkçası bakıyorum ama anlamıyorum. İşte bobin kısmı da burada. Bu bobinin oluşturduğu manyetik alan karşı tarafta indikleniyor ve karşı tarafın şarjını sağlıyor. Şimdi şuradaki gerilimi okumaya çalışacağım osteskopla, bakalım başarılı olabileceğim mi? Osteskopun uçlarını şuradaki bobinin girişine dokunduracağım. Şuradan da osteskoptan grafiğine bakalım. Burada yine parçalı olduğunu görüyoruz. Zamanı biraz büyüteyim ki orada net gözüksün. O
Ostaskop inşallah gözüküyordur. Yine okumuş olduğumuz, ostaskopta görmüş olduğumuz manyetik alana benzer pasler veriyor, kesiyor. Bu durumdayken telefonu algılatabilir miyim? Şöyle anca yan olursa belki maviye döndü mü? Döndü. Bakalım mavideyken hazır. Ostaskop şöyle. Hadi be. Yine kırmızı. Kameraya sığdırmaya çalışıyorum hepsini, hem de zoomlu. Maviye döndü. Evet. Hazır mavi de. Devamlı veriyor mavi de. Yani manyetik alanda okuduğumuz şekilde bir pas veriyor buradaki bobine. Peki karşı taraf alıcıda ne var? Şimdi ona bakalım. Bunu kesip bakalım içinde ne varmış. Bu ara burada diyor ki 5 volt diyor ve bu ne, 3 sıfır mı var, aman Allah'ım. 1, 2, 3, hakikaten yanlış okumamışım. 1 amper vereceğini söylüyor ama pek benim inanasım gelmiyor. Çok fazla hasarlandırmadan. Şimdi içerisinde şurada bir tane kart var. Bu kart tabi burada bir gerilim pasları şeklinde ya da manyetik alan pasları şeklinde bir gerilim inikleniyor. Bu iniklenen gerilimin bir regüle edilmesi lazım ki telefonu şarj edebilecek gerilim şekline getirebilsin. Evet. Yine bunda da bir adet alıcı bobin var. Alıcı bobinin uçları buradaki devreye çıkarılmış. Bobini görüyorsunuz, devreye çıkarılmış. Muhtemelen bu da bir regülatör devresi. Elektroniği o kadar iyi değil. Regülatör devresi muhtemelen. Tabii bunun çeşitli işlemci de olabilir, başka bir eleman da olabilir, bilmiyorum yani. Telefonu şarj edebileceği gerilim durumuna getiriyor. Evet, ne zamandır aklımdaydı, merak etmiştim. Kabataslak mantığını biliyordum ama içinde ne olduğunu merak etmiştim. Bugün kablosuz şarj teknolojisinin temel mantığına şöyle bir göz attık. Ben hem merakımı giderirken hem de benim gibi içinde ne var, temel çalışma mantığı ne diye merak eden arkadaşlar varsa onların da merakını gidermesine yardımcı olmuştur umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.